Yargıtay'ın 11. Hukuk Dairesi yakın zamanda bir karar verdi. Verdiği karar şu: özellikle genetik hastalığı olan çocukların anne karnında tespit edilmesinin mümkün olduğunu. Dedi ki, anne karnında özellikle 10 ila 20. hafta arasında yapılması gereken bir test var. Bu testler ikili tarama testleri, üçlü tarama testleri, hatta ileri tetkik testleri olarak söylediğimiz amniyosentez, anne karnından amniyosentez sıvısının alınması ve hatta NIFTI diye özel şirketlerin yapmış olduğu testler var. Bu testler Down sendromunun tespiti oranında %99 oranında kesinlik veriyor. Şimdi bizler çocuklarımızı anneleri gebeyken gönderdiğimizde hekimlerin bu testleri yaptıklarında oranların düşük olmasına istinaden, yani diyor ki ikili tarama testi 1 bölü 10 bin çıktı diyor veya 1 bölü 20 bin çıktı diyor. Bu testlerin yeterli görüyorlar ve ileri tanı testleri yapmıyorlar. Ancak bu testler her ne kadar yeterli görülmüş olsa da anne ileri tanı testleri yapılmamasından kaynaklı olarak gebeliği sonrasında çocuğunun Down sendromlu olduğunu bir şok halinde öğreniyor. Dolayısıyla çocuğun burada genetik farklılıktan kaynaklı olarak bir engel durumu oluyor. İşte Yargıtay dedi ki, hekim her ne kadar bu testleri yapmış olsa da bu testlerin yeterli olduğunu, çocuğun Down sendromu olup olmadığı noktasında hekimin aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmediğini belirterek hekimin sigorta şirketinden aile lehine bir tazminat yükümlülüğünü getirdi. Buna dair bir karar verdi daha doğrusu. Şimdi bundan sonra da aileler harekete geçti. Daha çok genetik farklılığı olan çocukların aileleri bu tazminat hakkından faydalanmak için harekete geçtiler. Peki burada ailelerin ne yapması gerekiyor? Aileler öncelikle kendilerinin hasta raporlarını, hasta tetkik sonuçlarını almaları gerekiyor. Alacaklar, bakacaklar ki hekim bu testleri yapmış mı? Yapmış. Hekim bu testleri yaparken bütün ileri tanı testlerini yapmış mı? Yapmamış. Peki yapmadığına dair size bir aydınlatılmış onam formu vermiş mi? Vermiş. O zaman hekim kusursuz. Ama Yargıtay diyor ki, özellikle Avrupa Biyotıp Sözleşmesi, yine Nüfus Hizmetleri Kanunu'na göre burada hekimin ileri tanı testlerini yapmaması noktasında aileyi aydınlatması, aileyi yeterli bir şekilde bilgilendirmesinin yaptığını ispat etmesi gerekiyor. Bu hem az önce belirtmiş olduğum sözleşmeler ve kanunlar çerçevesinde hekimin yükümlülüğü, hem de bu noktada ailenin aydınlatma ihtiyacının karşılanması demek. İşte Yargıtay bu şekilde gerekli aydınlatmayı yapmayan hekimin sigorta şirketine ve hatta özel hastaneye, eğer devlet hastanesinde doğum yapılmışsa devlete, kişinin, yani çocuğun maruz kaldığı engel oranında bir tazminat yüklüyor sigorta şirketlerine veya devlete. Ayrıca ailenin uğramış olduğu manevi zararın da karşılanması noktasında tazminata hükmetti. Bir kişi burada. Bir kişi burada. Bir kişi bu bankta. Beş. İki kişi de aşağı duruyor. 5. Diğer bizim ekipler aşağı duracak. Sizden bir kişi. Devam et. Gel. Gel sen de gel. Buradan. Böyle gelin. Şuraya. Gelin bu tarafta. Çek. Sayın Başkanımız Şükrü Başdemir, ben sana bu belgeyi gönderdim. Tamam mı? Teşekkür belgesi. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olasın. Tamam. Bir tane daha alıyorum. Müdürüm, bana da bak. Beyza dur. Buraya bak. Hiç korkmadın. Bakma. Çok güzel yaptın. Başarılı yaptın. Korkulacak bir şey yoktu.
Asker selam verin. Tekrar bakın, buradayız.